Merhaba arkadaşlar, bugün size matematik ve fiziğin yani bilim ve mühendisliğin gerçeğe dönüştüğü aşamaları göstermek için Tofaş Arge merkezindeyiz. Bir şeyi gerçekten kırmadan ne zaman kırılacağını hesaplamanın, bir aracın kaç kilometre sonra artık ömrünün sonuna geleceğinin hesaplanmasının bilimsel olarak nasıl yapıldığını anlatacağım. Bunları da normalde yaptığımız gibi stüdyo ortamımızdan sadece anlatarak kalmayacağım. Tofaş Arge merkezinde hangi testlerle, hangi analizlerle bunların doğrulandığını birebir size adım adım göstereceğim. Örnek olarak şu an bulunduğum oda Tofaş Arge merkezindeki bir sessiz oda. Aracın ses analizlerinin, ses testlerinin yapılması için kullanılan özel bir ortam. Bu yüzden kendinizi hazırlayın çünkü hayatınızda hiç görmediğiniz ortamlara girmiş olacaksınız bu videoda. Araç gövdesinin birçok gereksinimi vardır. Araç gövdesi yoldan gelen, dışarıdan gelen titreşimleri, sesi insana aktarmazken aynı zamanda içindeki yolcuyu, sürücüyü kazalardan koruyabilmelidir. Onların güvenliğini sağlamakla sorumludur. Bunun yanı sıra kullanışlılık için ömrü boyunca sağlam kalmalı. Araç kullanıldığı uzun yıllar boyunca araç gövdesi sıkıntısız bir şekilde işlevine devam edebilmelidir. Tabii bunlardan bahsederken bunların birçok alt sorumluluğu da mevcut. Örneğin araç yüksek hızlı çarpmalarda İçindeki yolcuyu ve sürücüyü korurken düşük hızlı çarpmalarda dışarıdaki yayayı koruyabilmelidir. Ya da kaza esnasında aracın hacmi değişirken bu hacim içinde yolcunun ve sürücünün nerelere temas edebileceği, nerelere çarpabileceği iyi bir şekilde analiz ve test edilmelidir ki son kullanıcıya ulaştığında bu araç güvenlik standartlarını sağlayabilsin. Herhangi bir çarpışmada sürücü ve yolcu kafa, diz, göğüs, karın gibi bölgelerden herhangi bir temasa maruz kalmamalıdır. Bu şekilde güvenliği ancak sağlanabilir. İşte aşama ilk olarak bu güvenlik gereksinimlerini sağlamak için sanal ortamda yapılan analizlerle ve simülasyonlarla başlıyor. İşte bu bahsettiğim bütün analizlerde kullanılan yönteme sonlu elemanlar metodu ve yapan ekibe de sayısal analiz ekibi deniyor. Sayısal analiz ekibi de bilgisayar ortamında aracı çarpıyor, vuruyor, farklı şartlarda zor durumlar altına sokuyor. Arnavut kaldırımda araçta hız yapıyor, keskin virajlara giriyor, çukur yollara girip çıkıyor, kazalar yapıyor. Ve bu sayede de sanal olarak aracın istenilen standartta olduğunu teyit etmiş oluyor. Bu ekipte kendi içinde 3 alt ekibe ayrılıyor. Bu disiplinlerden ilki sanal dayanım disiplini. Bu ekip aracın farklı parçalarının ömrü boyunca sıkıntısız çalışabilmesi için farklı analizlerde bulunuyor. Örneğin kaput, kapı, el freni, bagaj gibi parçaların binlerce kez açılıp kapanmasından sonra hala işlevsel olmasından emin oluyor. Motor braketlerinin yüz binlerce kilometreden sonra hala kırılmadan dayanabileceğinden emin oluyor. Sürücü kapıyı çok sert çarparsa, kaputu çok yüksekten bırakırsa neler olur? Araç buna dayanabilir mi? Herhangi bir braket bundan zarar görür mü? İşlevini kaybeder mi? Bunların analizleri bu ekip tarafından yapılıyor. Çok basitleştirmek gerekirse bu ekibe otomotiv dünyasının sanal işkencecileri diyebilirsiniz. Bu insanlar araca bütün eziyetleri yapıyorlar ki daha sonra siz kullanırken uzun yıllar, uzun ömürler boyunca aracın belli parçalarının hasarlar gelmesin ve sıkıntısız bir şekilde çalışabilsin. İkinci disiplinde NVH disiplini. Bu ekipte de aracın belli şartlar altında nasıl titreşimleri, nasıl seslere maruz kaldığı, içeriye ve dışarıya nasıl gürültüler verildiği, bu gürültülerin hangi seviyelerde olduğunun analizleri yapılıyor. Araç içinde direksiyona dokunurken ya da panellerin titreşim altındayken, araç hareket halindeyken nasıl bir his verdiği, ne kadar titrediği, ne kadar ses çıkardığı analiz ediliyor. Aracın konforu için araca yoldan, rüzgardan, çevreden gelen seslerin ne kadar etki ettiği inceleniyor ve bunların hepsi optimum seviyeye çekilmeye çalışılıyor ki sürücü ve yolcuların konforu en üst seviyeye çıkartılabilsin. Gerçekleştirdikleri çalışmalar ile işte bu yüzden aslında bizim araç alırken en çok önemsediğimiz unsurlardan biri olan konforun en üst seviyeye çıkartılmasını amaçlıyorlar. O yüzden onları da sanal otomotiv dünyasının kütüphanecileri diyebiliriz. Görevleri aracın en konforlu, en titreşimsiz, en sessiz şekilde çalışabilmesi. Üçüncü disiplinde güvenlik disiplini. Bu ekipte tahmin edebileceğiniz gibi aracın düşük ve yüksek hızlardaki çarpışmalar sonunda içerideki sürücüye, yolculara ya da dışarıdaki yayalara ne kadar hasar açabileceğini hesaplıyorlar. Yüksek hızlarda içerideki insanların güvenliğine bakılırken düşük hızlarda dışarıdaki yayaların güvenliğine bakılıyor. Bir kaza esnasında sürücü, yayalar ve yolcuların ne gibi tehlikeler altında bulunabileceğini ve bunların nasıl aşılabileceğini inceliyorlar. Sadece bununla da kalmayıp kaza esnasında yakıt borularının hasar görmemesi, akünün bir elektrik kaçağına sebep olmaması, aracın takla atması durumunda kaza sonrasında kapının hala açılabilmesi, içeriden sürücünün ve yolcuların rahatça çıkabileceğinden emin olmaya çalışıyorlar. Ve bu şekilde hesaplarını devam ettiriyorlar. Bu yüzden onlara da bahsettiğimiz otomotiv dünyasının sanal bodyguardları diyebilirsiniz. Tek amaçları sizin ve çevrenizdekilerin güvenliğini sağlamak. İsterseniz analiz ekibi için bir de tasarımcısından biraz bilgi alalım. O size biraz nelerden sorumlu olduğunu açıklasın.
Merhabalar, ben İlker Bağır. TOFAŞ'ta Ar-Ge'nin altında sayısal analizler bölümü, yapısal analizler biriminde analiz mühendisi olarak görev alıyorum. Bu bölüm altında diğer birimlerimiz MVH ve Safety. Biz aracın fiziksel hayatta başına gelebilecek her türlü olayı sanal ortamda simüle ederek aslında tasarım birimlerine yön veriyoruz. Yaptığımız analizlerin bazılarını örnek vermek isterim. Örneğin yapısal analizler altında aracın ömrünü tayin edebiliyoruz. Burkulma, burulma hesaplarını yapabiliyoruz. Misuse dediğimiz yanlış kullanım analizlerini gerçekleştirebiliyoruz. MVH kısmında da aracın doğal frekans modlarını hesaplayabiliyoruz ve sürücünün kulağına yoldan, süspansiyon sisteminden, motordan gelebilecek gürültüleri tayin edebiliyoruz. Bu mertebede iyileştirmeler yapabiliyoruz. Tüm bu analizlerin sonucunda bazı çıktılar elde ediyoruz. Bazı sayısal değerler elde ediyoruz. Bu çıktıları ilgili normlardaki hedeflerde değerlendirerek hedefin içinde kalıp kalmadığımızı kontrol ediyoruz. Eğer hedef dışı bir durumla karşılaşırsak tasarım birimlerine bazı geri bildirimlerde bulunuyoruz. Bu geri bildirimler tasarım değişikliğine gidilmesi, kalınlık ya da malzeme değişikliği olabiliyor. Sonra tasarımcı bu geri bildirimleri kullanarak yeni bir tasarım oluşturuyor ve bize tekrar bu tasarımı gönderiyor. Biz analizleri tekrar ediyoruz. Bu döngü ta ki hedeflenen değere ulaşana kadar devam ediyor. Baktığınızda sorunları aslında malzeme değişikliği ve kalınlıkla çözmek çok mümkünken burada bu mühendislik probleminde sizi kısıtlayan bazı durumlar oluyor. Bunların en önemli başta gelenleri zaman, üretilebilirlik ve maliyet. Dolayısıyla bu size farklı bir bakış açısı bakmanız gerektiğini anlatıyor. Bütün bunların bilgisayar ortamında analizleri yapıldıktan sonra tabii ki gerçek hayatta da doğrulanması gerekiyor. Bundan da yapısal testler bölümü sorumlu. Onlar aracın dayanıklılık, ömür, yorulma gibi performanslarını test eden ve onaylaması gereken birim. Onlar onay vermeden hiçbir araç seri üretime geçemiyor ve müşteriyle buluşamıyor. Hani demin sanal işkenceciler demiştik ya analizciler için. Testçiler de gerçek işkenceciler. Gerçek hayatta bu performans gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığını görmek için aracın üzerinde farklı farklı testler yapıyorlar. Ve araç bütün bu testlere dayanabildikten, onay aldıktan sonra seri üretime geçebiliyor. Örneğin bir yol simülatörleri var. Aslında Türkiye'de birden fazla bu simülatöre sahip olan firma var. Ama TOFAŞ'takinin farkı şu, sistematik olarak -40 dereceden artı 90 dereceye kadar sıcaklığı değiştirip farklı sıcaklık şartları altındaki dayanımları aynı yol simülatörü üzerine test edebiliyorlar. Ve bu konuda TOFAŞ, klimatronik bir ortamdaki yol simülatörü sahip olan tek firma Türkiye'de. Aynı simülatörde lambalar ve püskürtme sistemleri sayesinde güneşin ve yağmurun etkileri de test ediliyor. Bu sayede süspansiyon, aracın iç trim parçaları, torpido gibi parçalar da farklı sıcaklıklarda uzun ömür boyunca test edilmiş oluyor. Ve böylece farklı mevsimlerde de aracın sıkıntı çıkarmadan işlevselliğine devam etmesi gerektiği gibi ettiğinden emin oluyorlar. Ülkemizin farklı iklimlerindeki coğrafyaları da hiçbir teknik sorunla karşılaşmayacak şekilde testleri yapıyorlar. Zaten belki bazılarınız biliyordur. TOFAŞ ürettiği araçları Avrupa dışında Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Körfez ülkeleri gibi farklı coğrafyalara da ihraç ediyor. Başka bir test düzeninde de aracın koltuk, süspansiyon ve yine iç trim parçalarını 3 eksenli olarak test edebilmek için aracın yarı modelini kullanıyorlar ve burada da yine sıcaklığı -40 dereceden artı 100 dereceye kadar değiştirip farklı mevsim şartlarını uygulayabiliyorlar aracın üzerinde. Ayrıca tam araç yol simülatörü olarak adlandırdıkları yine eşine çok az rastlanır cinsten bir test düzenekleri var. Bu test düzeneğinde test pistlerinden gelen sinyalleri aracın üzerine uyguluyorlar ve bu sinyaller sadece tek yönde değil, yanal ve dikey eksenlerde de aynı zamanda uygulanmış oluyor. Bu sayede dünyanın herhangi bir yerindeki yol şartlarına, yol koşullarına bu aracın uyacağına emin oluyorlar. Eğer gerçekten kullanarak yapmayı deneseydiniz, eğer aracı 24 saat kullanırsanız aracı 3 ay boyunca kullanmanız gerekecekti aralıksız. Bu da doğal olarak mümkün olmadığı için bu yol simülatörü aslında oldukça önemli. Aynı zamanda bir de yarım yol simülatörü var. Aracın ön yarısını yol simülatörüne bağlayıp motorun araç içindeki hareketini farklı sıcaklıklarda motor sıcakken aracın 10 yıl boyunca maruz kalacağı kadar titreşime ve strese maruz bırakarak her şeye dayanabildiğinden emin oluyorlar. Ve bütün bu test düzenekleri sayesinde araç henüz tasarım aşamasındayken ortaya çıkabilecek sorunları bulup fark edip tekrar tasarıma yön verebiliyorlar ve seri üretime geçmeden önce bütün problemleri çözebiliyorlar. Motor kaputu, bagaj, kapı açma testleri de binlerce defa otomatik olarak gerçekleştirilerek uzun ömürde aracın buralarda bir sıkıntı yaşamayacağından emin olunuyor. Ve ancak bu aşamaların hepsi dediğim gibi onay aldıktan sonra bu araç seri üretime geçebiliyor, tasarım aşamasından sonraki adıma geçebiliyor. Eskiden test düzenekleri, test yöntemleri ya da bilgisayarlar çok gelişmemişken analiz ve test aslında tasarıma sadece destek olan bir birimken
Günümüzde bu imkanların çok gelişmiş olması analiz ve test bölümlerinin tasarıma yön vermesine sebep oluyor. Dediğim gibi tasarım tarafında atlanan, fark edilmemiş sıkıntılar testte ve analizde ortaya çıkarak tasarımın değişmesine ve daha sağlamlaşmasına, daha iyileşmesine sebep oluyor. Bu da aslında bu birimlerin her geçen gün neden daha önemli olduğunu ortaya koyan bir gerçek. Dilerseniz biraz da bu alanlarda uzman olan tasarımcılarından bu işi biraz dinleyelim ve günlük işlerinin bu konularda ne kadar etkili olduğunu bir de onlardan duyalım. Merhaba, ben Onur Güdek. Yapısal testler birimimizde araca baktığınızda gördüğünüz tüm trim parçaların, koltukların, aydınlatma parçalarının, araç şasisi ve diğer tüm saç parçalarının testlerini yapmaktayız. Bunu yaparken sahip olduğumuz bilgisayar kontrolü, robotik test sistemleri ve iklimlendirme kabinlerinde müşterinin hareketlerini birebir simüle ederek test edilecek ürünü aynı gün Norveç soğuğuna veya Dubai sıcağına maruz bırakarak binlerce kez test ediyoruz. Merhaba, ben Burak Özdemir. Banko ve araç üzerinde yaptığımız testlerde çok çeşitli sensörlerle akım, gerilim, kuvvet, ivme gibi verileri saklıyoruz. Bu verilerden faydalanarak mekanik ve elektromekanik sistemlerin performansının uygunluğunu kontrol ediyoruz. Bu sistemlere örnek olarak aktif grill shutter sistemi, radyatör fanı, kapı kilidi ve sönümleyici elemanları söyleyebilirim. Bunların dışında yaptığımız yorulma testlerinin öncesinde ve sonrasında kapı kapanma konforu, iç trim parçalar ve saç parçaların estetik kontrolü, ön ve arka farların gece sürüş performansı gibi konularda da müşteri gözüyle değerlendirmeler yaparak yorumlarda bulunabiliyoruz. İşte bütün bu sanal ve gerçek eziyetten sağ çıkabilen araçlar ancak müşteriyle buluşabiliyor ve üretime başlıyor. Tofaş Ar-Ge merkezinde başka çekmemizi istediğiniz videolar varsa onu da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Sizinle beraber bu seride Ar-Ge merkezinde bir otomobilin tasarımdan müşteriyle buluşana kadarki adımlarını teker teker inceliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı da ihmal etmeyin. Bugünlük anlatacağım bu kadardı arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın. Arkadaşlar, Tofaş serimizin diğer videolarına erişmek için yandaki videolara tıklayabilir. Aynı zamanda aşağıdaki anlatılanlar logosuna tıklayarak da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşça kalın.